Aileni uyarıp korkut. Henüz açık olarak İslam'a bir çağrı yapılmamıştı. Fakat gün geçtikçe bu fedakar müminler ve abidler grubuna kadın erkek birçok yeni genç katılıyordu. Daha önce bahsettiklerimizden başka İslam'a ilk girenler arasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenleri Cafer ve Zübeyir de vardı. Bunları daha başka kuzenler takip etti. Halası Umeyye'nin oğulları Abdullah İbni Cahş ile kardeşi Ubeydullah ve diğer halası Berre'nin oğlu Ebu Seleme de İslam'a girdi. Annesi tarafından iki kuzeni de Zühreli Ebu Vakkas'ın oğlu Sa'd ve onun küçük kardeşi Umeyr de yeni dine girenler arasındaydı. Fakat Hazreti Peygamber'in dört amcasından hiçbiri onun peşinden gelmeye yatkın görünmüyordu. Ebu Talip oğulları Cafer ve Ali'nin İslam'a girmesine karşı çıkmamıştı. Fakat kendisinin atalarının dinini terk etmeye hazır olmadığını söylüyordu. İkisi de Hazreti Peygamber'i kişisel olarak çok sevdiklerini gösterdikleri halde Abbas İslam'a girme konusunda kaçamak yapıyor, Hamza ise anlamaz görünüyordu. Fakat Ebu Leheb açıkça yeğeninin bir saptırıcı değilse bile bir sapık olduğunu söylüyordu. Öncelikle en yakın hısımlarını, aşiretini uyarıp korkut ayeti geldikten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi çağırdı ve ona Allah bana en yakınlarımdan başlayıp ailemi ve akrabalarımı uyarmamı emretti. Fakat bu iş benim gücümü aşıyor. Bu yüzden bir yemek vereceğim. Bir koyun budundan yemek hazırla. Bir maşrapada süt bul ve tüm Beni Abdülmuttalib'i bir araya topla. Böylece ben de bana verilen emri yerine getirebileyim. Hazreti Ali kendisine söylenenleri yaptı. Ne az ne fazla ne söylendiyse onları hazırladı. Ve Haşim kabilesinin hemen hemen tümü 40 adam geldiler. Onlar bir araya geldiğinde dedi Ali, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana hazırladığım yemeği getirmemi söyledi. Tabaktan bir lokma et aldı. Onu ısırdı ve tekrar tabağa koydu. Ve Allah'ın adıyla onu götür dedi. Adamlar grup grup sırayla hepsi doyuncaya dek yediler. Fakat dedi Ali, yemekte hiç azalma yoktu. Sadece insanların el değmesiyle parçalanmıştı. Hayatım üzerine yemin ederim ki eğer bir tek adam olsaydı benim koyduğum yemekle ancak doyardı. Daha sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara içecek ver dedi. Ben de maşrapayı getirdim. Herkes doyana dek içti. Halbuki o kaptaki sütü bir tek kişi bitirebilirdi. Fakat Hazreti Peygamber tam onlara hitap edecekken Ebu Leheb onun sözünü kesti ve ev sahibiniz sizi büyüledi dedi. Bunun üzerine onun konuşmasına fırsat kalmadan dağıldılar. Ertesi gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anha bir önceki gün yaptıklarının aynısını yapmasını söyledi. Ve yine bir önceki gibi yemek hazırlandı, her şey önceki gün gibiydi. Fakat bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etkisini gösterip onlara hitap etmeyi başardı. Ey Abdülmuttalib oğulları dedi. Bu halka benimkinden daha soylu bir mesaj getiren hiçbir Arap tanımıyorum. Size hem bu dünya hem de ahiret için kurtuluş getiriyorum. Allah bana sizi ona çağırmamı emrediyor. O halde içinizden kim bana bu konuda yardımcı olacak? Benim vekilim, kardeşim ve varisim olacak. Tüm kabile sessizlik içindeydi. Cafer ve Zeyd bir şeyler söyleyebilirlerdi. Fakat onlar meselenin kendi Müslümanlıkları olmadığını ve bu meclisin diğerlerini İslam'a çağırmak için toplandığını düşünüyorlardı. Sessizlik bozulmayınca 13 yaşındaki Ali kendisini konuşmak zorunda hissetti ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, ben senin yardımcın olacağım. Hazreti Peygamber elini Hazreti Ali'nin ensesine koydu ve bu sizin aranızda benim vekilim, varisim ve kardeşimdir. Onu dinleyin ve ona itaat edin dedi. Adamlar ayağa kalktılar ve gülerek Ebu Talib'e o sana oğlunu dinlemeni ve ona itaat etmeni emrediyor dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halalarından Safiye
oğlu Zübeyir gibi ona uymakta tereddüt etmedi. Fakat onun 5 kız kardeşi bir türlü karar veremediler. Erva'nın tutumu onların hepsinin bulunduğu durumu aydınlatacak niteliktedir. "Ben diğer kız kardeşlerimin ne yapacaklarını bekliyorum," derdi. Diğer taraftan yengesi, kararsız olan Abbas'ın karısı Ümmül Fazl, Hatice'den sonra İslam'a giren ilk kadındı. Daha sonra 3 kız kardeşini de Hazreti Peygamber'e getirmeyi başarabilmişti. Öz kardeşi Meymune ve üvey kardeşleri Selma ile Esma, Cafer, Ümmül Fazl'ın evinde büyümüştü ve kısa bir süre önce evlendiği Esma'yı bu evde tanımıştı ve sevmişti. Hamza da onun kardeşi Selma ile evlenmişti. İslam çağrısına ilk icabet edenlerden biri de Ümmü Eymen idi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle derdi: "Cennet ehlinden biriyle evlenmek isteyen Ümmü Eymen'le evlensin." Bu sözleri Zeyd'i çok etkilemişti. Ümmü Eymen Zeyd'den çok yaşlıydı fakat Zeyd için bunun bir önemi yoktu. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kararını açıkladı. O da Ümmü Eymen'i kolayca bu evliliğe razı etti. Ümmü Eymen Zeyd'e bir erkek çocuğu verdi ve adını Üsame koydular. Üsame kendisini çok seven Hazreti Peygamber'in yanında onun torunuymuş gibi yetişti. Kureyş karşı çıkıyor. İslam'ın ilk günlerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındakiler sık sık gruplar halinde Mekke'nin dışındaki derelere gider ve kimseye görünmeden cemaatle namaz kılarlardı. Fakat bir gün birkaç putperest onlar namaz kılarken yanlarına geldiler ve alay etmeye başladılar. Sonunda karşılıklı çatışma başladı ve Zühre kabilesinden Sa'd kafirlerden birine bir devenin kaburgası ile vurdu ve onu yaraladı. İslam'da ilk kan dökme bu olay sırasında meydana geldi. Fakat o günden sonra Allah aksini emredinceye dek şiddetten kaçınmaya karar verdiler. Çünkü vahiy sürekli olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dolayısıyla onlara sabrı tavsiye ediyordu. "Onların demelerine karşı sabret ve onlardan güzel kopma ile kopup ayrıl ve sen şimdi o küfretmekte olanlara bir mühlet ver. Kendilerine az bir süre tanı." Bu şiddet eylemi iki taraf için de bir istisna teşkil ediyordu. Çünkü Kureyş'in tümü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu açıkça tebliğ ettikten sonra bile yine dine hoşgörü gösteriyordu. Bu hoşgörü yeni dinin kendi ilahlarına, ilkelerine ve kökleşmiş geleneklerine karşı çıktığını fark etmelerine dek devam etti. Bunun farkına varır varmaz bir grup ileri gelen adam Ebu Talib'e gitti ve onun yeğeninin etkinliklerini sınırlaması gerektiğini söylediler. Ebu Talib onlara yatıştırıcı bir cevap verdi. Fakat onun hiçbir şey yapmadığını görünce tekrar ona geldiler ve şöyle dediler: "Ey Ebu Talib, sen aramızda en şerefli ve en yüce konuma sahip olansın ve biz senden kardeşinin oğlunu kontrol altında tutmanı istedik fakat sen böyle yapmadın. Tanrı'ya andolsun ki babalarımızın hor görülmesine, tanrılarımızla alay edilmesine ve tanrılarımıza küfredilmesine dayanamayız. Ya onu engelle ya da biz her ikinize de savaş açalım." Ebu Talip büyük bir üzüntü içinde yeğenine haber gönderdi. Geldiğinde ona kendisini tehdit ettiklerini söyledi ve "Ey kardeşimin oğlu, kendini ve beni koru. Benim üstüme taşıyabileceğimden fazla yük yükleme," dedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi: "Allah'a and olsun ki benim bu yolu bırakmam için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler Allah'ın dinini zafere ulaştırmadıkça veya ben bu yolda harap olmadıkça bırakmam." Daha sonra gözlerinde üzüntü belirtileriyle gitmek üzere ayağa kalktı. Fakat amcası onu geriye çağırdı ve şöyle dedi:
Ey kardeşimin oğlu, git ve istediğini yap. Çünkü Tanrı'ya andolsun ki seni hiçbir konuda yüzüstü bırakmayacağım. Sözlerinin Ebu Talip tarafından yerine getirilmediğini görmelerine rağmen Kureyşliler yine de onun yeğenine doğrudan saldırmakta tereddüt ettiler. Çünkü kabilesinin şefi olarak Ebu Talip onu koruyabilecek güçteydi ve Mekke'deki her şef kendi adına şeflik kurumuna saygılı olunmasını isterdi. Bu yüzden ilk olarak Mekke'de hiçbir koruyucusu bulunmayan ve yeni dine giren zayıf kişilerle uğraşmaya karar verdiler. O günlerde birlikte meselenin özünü tespit etmek için bir dayanışma kurulu oluşturdular. Durum çok ciddiydi. Hac zamanına kısa bir süre kalmıştı ve Arabistan'ın her tarafından Araplar Mekke'ye geleceklerdi. Kureyşliler konukseverlikleriyle meşhurdular. Onlar konuklarına sadece yiyecek ve içecek sağlama bakımından değil, her geleni tanrılarıyla birlikte kabul ettikleri için konukseverdiler. Fakat bu yıl hacılar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve taraftarının putları hor gördüğünü fark edecekler ve babalarının dinini bırakıp birçok dezavantajlara sebep olacak yeni dine girmeye çağrılacaklardı. Şüphesiz onların birçoğu bir daha Mekke'ye gelmeyecekler. Bu da hem ticareti hem de mescidin koruyucularının şerefini ve haysiyetini kötü duruma sokacaktı. En kötü ihtimal ise Arapların birleşerek Kureyşlileri kutsal mescitten çıkarmaları ve orayı başka bir kabilenin kontrolüne vermeleriydi. Aynen Kureyş'in Huzalıları, Huzalıların da Cürhümileri kovmaları gibi. O halde Mekke'ye gelen Araplara Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyş'i temsil etmediği iletilmeliydi. Fakat onun peygamber olduğunu yalanlamak kolay olsa da bu insanları onun konuşmalarını dinlemeye dolaylı bir teşvikten öte gitmiyordu. Çünkü onlar da merak edip kendileri karar vermek isteyeceklerdi. Bunun yanı sıra onlara söylenecek başka şeyler de olmalıydı. İşte onların zaafı buradaydı. Bazıları onun için Mecnun demeyi uygun buldu. Bazılarına göre ise o bir kahin, bir şair veya bir büyücü olmalıydı. Bu sıfatlardan hangisinin hacıları daha çok etkileyip ikna edeceği konusunda kabilenin en etkili adamı olan Mugire'nin oğlu Velid'e danıştılar. Velid bu sıfatların hedeften uzak olduğunu söyledi. Fakat ikinci bir kez düşündüğünde söz konusu adamın gerçekte bir büyücü olmasa da büyücülerle ortak bir noktası olduğuna karar verdi. O bir adamı babasından, kardeşlerinden, karısından veya genelde tüm ailesinden ayırma gücüne sahipti. Bu yüzden Velid onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kaçınılması gereken bir büyü gücüne sahip olduğu fikrinin ortak hücum alanı olması gerektiğini söyledi. Bu tavsiyeye uymaya karar veren Kureyşliler Mekke'ye ulaşan tüm yolları kesip yolcuları bu konuda uyarmaya da karar verdiler. Çünkü onlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insan kazanmada ne denli başarılı olduğunu biliyorlardı. Bu tür vaazlar vermeye başlamadan önce o Mekke'nin en sevilen adamı değil miydi? Ne dili belagatını ne de görünüşü etkileyiciliğini kaybetmemişti. Planları titiz bir şekilde uyguladılar. Sadece bir özel durumda başlangıçta yanlışa düştüler. Beni Gıfar kabilesinden Ebu Zer adındaki bir adam, bu kabile Mekke'nin kuzeybatısında Kızıldeniz yakınlarında yerleşiktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ona karşı çıkanlar hakkında çok şeyler duymuştu. Kabilesindeki diğer insanlar gibi Ebu Zer de bir eşkıya idi. Fakat onların tam aksine Allah'ın birliğine inanıyor ve putlara saygı beslemeye karşı çıkıyordu. Kardeşi Üneys bir iş için Mekke'ye gitmiş ve dönüşünde Ebu Zer'e Mekke'de peygamber olduğunu iddia eden ve Allah'tan başka tanrı yoktur diyen bir adamın varlığından ve onun kabilesi tarafından dışlandığından bahsetmişti. Orada gerçek bir peygamberin var olduğuna inanan Ebu Zer radıyallahu anh hemen Mekke'ye doğru yola çıktı. Mekke'ye girişte yolunu kesen Kureyşliler onun tüm öğrenmek istediklerini sormasına gerek kalmadan anlattılar. Ebu Zer zorluk çekmeden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evini buldu. Hazreti Peygamber o sırada avlunun bir köşesinde yüzünü örtüsüyle örtmüş bir halde bir şilte üzerinde uyuyordu. Ebu Zer onu uyandırdı ve selam verdi.
selam üzerine olsun dedi peygamber. Ebu Zer, sözlerini bana oku dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben şair değilim, Allah konuşuyor dedi. Ebu Zer radıyallahu anh, o halde benim için oku dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir sure okudu. Bunun üzerine Ebu Zer radıyallahu anh, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. Hazreti Peygamber hangi kabiledensin diye sordu. Adamın cevabı üzerine şaşkınlık içinde onu süzdü ve şüphesiz Allah kimi dilerse hidayete ulaştırır dedi. Beni Gıfar kabilesinin hemen hemen tümünün hırsız olduğu biliniyordu. Ona İslami emirleri öğrettikten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halkının yanına dönmesini ve emirlerini beklemesini söyledi. Bu yüzden o Beni Gıfar'a döndü ve onun aracılığı ile çoğu kişi İslam'a girdi. O sırada Ebu Zer radıyallahu anh eski mesleğine devam ediyordu. Fakat bu kez Kureyş kervanlarına özel bir ilgi gösteriyordu. Bir kervanın yolunu kestiğinde eğer kervandakiler Allah'ın birliğini ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğunu kabul ederlerse aldığı malları geri veriyordu. Başka bir karşılaşma ise Gıfar gibi batıda yerleşen bir başka kabilenin Beni Devs'in İslam'a girmesine neden oldu. Devsli bir adam olan Tufeil daha sonraları Mekke'ye vardığında büyücü Muhammed'le konuşmaması ve onun ailesinden ve halkından ayrılabileceğinden dolayı hiç dinlememesi için nasıl uyarıldığını anlatır. Kureyş bu uyarılara çok önem veriyor ve yolcuları çok etkiliyordu. Tufeil büyülenmekten o denli korkmuştu ki mescide gitmeden önce kulaklarına pamuk tıkamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradaydı. Adeti olduğu üzere Yemen köşesiyle Hacerül Esved arasına yüzü Kudüs yönüne çevrili ve Kabe'nin güneydoğu duvarı hemen önüne gelecek şekilde namaz için yerini almıştı. Okuduğu Kur'an ayetleri o kadar yüksek tonda değildi fakat buna rağmen ayetlerden bir kısmını bana işittirdi. Duyduğum şeyler çok güzeldi. Bu yüzden kendi kendime şöyle dedim. Ben sağduyulu bir adamım ve şairim. Yanlış ile doğruyu ayıramayacak kadar cahil de değilim. O halde neden bu adamın söylediklerini işitmemeliyim? Eğer doğruysa kabul ederim. Yanlışsa bırakırım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılana dek bekledim ve giderken onu takip ettim. Tam evine girdiği sırada hemen arkasından ben de girdim ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin kabilendeki adamlar bana böyle böyle dediler. Ben de o kadar korktum ki senin sözlerini duymamak için kulağıma pamuk tıkadım. Fakat imkansız olduğu halde Allah bana senin sözlerini işittirdi. O halde kim olduğunu bana söyle dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona İslam'ı anlattı ve Kur'an okudu. Tufeil de kelime-i şehadet getirdi. Daha sonra İslam'ı tebliğ etmek için halkının yanına döndü. Babası ve karısı İslam'a girdiler. Fakat geri kalan Devsliler küfürde ısrar ettiler. O da Mekke'ye büyük düş kırıklığı içinde döndü ve Hazreti Peygamber'den onlara beddua etmesini istedi. Fakat bunun yerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların doğru yolu bulmaları için dua etti ve Tufeil'e şöyle dedi. Halkının yanına dön, onları İslam'a çağır ve onlara tatlılıkla muamele et. Tufeil bu tavsiyelere harfiyen uydu ve yıllar geçtikçe daha çok Devsli aile İslam'a girdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaşmadan önce Tufeil sadece onun düşmanlarına rastlamıştı. Fakat diğer hacılar kendilerine düşmanlarınkinden çok farklı bir hikaye anlatan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taraftarlarıyla karşılaştılar ve her biri yaratılışının gereği olarak inandı. Tüm bunların sonucunda Arabistan'ın her yerinde iyi veya kötü olarak yeni dinden bahsediliyordu. Fakat yeni din hiçbir yere Yesrib Vadisi'ndeki kadar yaygın bir konuşma teması haline gelmemişti.